Arka plana eklerken yine yerleştireceğim. File'dan place yerleştir. İndirdiğim arka plan şunu kullanmak istedim. Ama diyor ki geçerli değildir diyor. O zaman başka buluyoruz. Bakalım bir. Şu olabilir mi? Bu da çok karışık. Böyle daha beyaz. Şu olabilir. Bir deneyelim bakalım. Bir açalım önce bunu. Başka bir şeyler var mı? Şu. İndirelim. İndirmemize izin vermedi. Yine file place yerleştir. Deniyorum şimdi. Bunu aldım. Tamam, bunu aldım şimdi. Özelliği neydi benimkinin? 1080'e 1920. Evet, bunu aldım. Buraya getirdim. Sağ tıkladım, en arkaya gönderdim. Evet. İstersen bunun arka planını birazcık böyle opasitesini düşürebilirim. Evet, arka planı da yaptık. Bir de bunun kenarına bir çizgi ekleyelim ya. Dış kenar çizgisi ekleyelim buna, böyle siyah, kalın. Şuradan. Bir de bunu gömmemiz gerekiyor farklı olarak arkadaşlar. Embed yapmamız gerekiyor. Buna tıklayınca bakın, embed göm. Tamam mı? Yani başka bir yerde açtığımızda bu sabit kalsın diye. Bunları da gömebiliriz. Ama en başta tıkladık buna, embed dedik. Embed deyince o çarpı gitti. Bakın gömüldü yani bu buraya. Artık istediğimiz yerde biz bunu açabiliriz. Tamam mı? Opacity değerini düşürebilirsiniz yine birazcık daha. Böyle. Yani ne isterseniz buradan yapabiliyorsunuz. İsmini de yaptık. Burada zaten MP3 dinle diye yazmıştık. Şöyle bir uygulama yaptık. Ya da böyle yukarıya doğru da çevirebiliriz. Şu şekilde. Aynen böyle. Sağdan yukarıya doğru ismi de burada dursun. Bu kısımda. Alt tarafı da böyle kalsın. Alt tarafına istersek bir tane bant ekleyebiliriz. Bantın üzerinde bu tuşlar dursun mesela. Aldık bunu buraya kadar. Rengimiz ne bizim? Sarı mı? Bakıyoruz. İstersek gradyan da ekleyebiliriz. Bakın şu aşağıda dolguya tıklıyoruz ya. Burada gradyan rengi var şurada. Gradyana tıklayıp buradan seçebilirsiniz bak. Mesela bu geçiş, sabit geçiş. Bak şeffaftan geliyor, siyaha doğru gidiyor bu. Buradan yine tıklayıp böyle rengi. Şuradan değişiklik yapabilirsiniz bak. Maviye doğru mu gitsin? Yoksa işte mora doğru mu gitsin? Siyaha doğru mu gitsin? Bunu seçebiliyorsun. Nereden girdiğimizi bir kere daha gösterelim. Buna tıkladım. Üst katman rengine, yani dolgu rengine tıkladım. Sonra buradan gradyanı seçtim. Gradyanı seçince sağ taraftan gradyan açıldı. Ya da buradan da tıklayabilirsiniz buradan. Sonra buradan tipini seçiyorsunuz. Ortadan mı, kenardan mı, şeffaf mı, nereden gelmesini istiyorsan. Linear dediği düz. Radyal seçersek ortadan geliyor bak. Orta kısımdan çıkarak geliyor. Buradan. Buradan derecelerini ayarlayabiliyorsunuz onun. Ne tarafa doğru gelsin gitsin diye. Ama genelde linear, yani düz olanda ayarlayabiliriz. Bak şöyle tuttum. Buradan derecesi ne tarafta olsun bak. Mesela aşağıdan mı gelsin, sağdan mı gelsin, ortadan mı gelsin, yukarıdan mı gelsin. Buradan ayarlıyoruz. Buradan yine yukarıdan aşağıdan ters çevirebiliyoruz. Bak sola sağa gelsin. Böyle. Rengi istemiyorsak buraya tıklıyoruz, renk yok diyebiliriz. Ya da buradan işte kırmızıdan. Mesela buradan kırmızıya tıkladık. Burada neye geçtim? Kırmızıdan maviye doğru geçiş olsun bak. Ya da açık maviye geçiş. Ya da işte koyu maviye geçiş olsun. Bunu ayarladık. Sonra bunu en alta gönderdik. Buradan tıkladık. En alta gönder. Daha doğrusu bir tane alta gönder diyelim. Yine bir tane alta gönder diyelim. Veya en alta gönderip bir tane öne çıkartalım. Yani hangisini istiyorsanız. Tamam mı? Şimdi bir öne getir diyebiliriz. Evet, tuşların arkasında kaldı bu. Arka planı da yine gradyan yapabiliriz. Bakın sildik bunu böyle. Burayı bant olarak ekledim ben bir tane. Şeffaftan geçiyor. Maviden, daha doğrusu hafif maviden geçiyor bu tarafa doğru. Şimdi bunu da ortadan mesela ekleyelim. Yine bunu yapmak için bak, büyük bir tane aynı boyutlarda 1080'e 1920 çizdik buraya. Şimdi çizdikten sonra eğer linear istiyorsak buradan mesela neresinden gelsin bak sayfanın. Sonra bunu da en alta göndereceğiz. Diyelim ki böyle geliyor ama benim bunu en alta göndermem gerekiyor. Sağ tıkla, arrange, en alta gönder. Şimdi bu linear olarak gelen
Bir de bunun radyalı var. Bu da göbekten çıkıyor bakın. Bunu da yine işte artırıp azaltabiliriz. Yine kırmızı hangi oranda gelsin böyle? Mavi hangi oranda gelsin? Mesela kırmızı ortadan böyle mi çıksın? Beyaz ne kadar girsin diğerinin içine? Bak bu şekilde. Renkleri yine üzerine iki kere tıklayarak böyle değiştirebiliyorsunuz. İlla ki kırmızı olmasına da gerek yok. Radyalda göbekten eğer linear'ı seçersek mesela 3 renk yapmak istiyoruz ya da 4 renk var. Alt tuşuna basarak sürüklersek bunu böyle kopyalarız bundan bir tane daha. Mesela birinci renk siyah, ikinci renk işte kırmızı. Ondan sonra üçüncü renk diyelim ki sarı. Almanya bayrağı gibi oldu. Dördüncü renk mesela bu. Ondan sonra geldik işte beşinci renk. Bunu da tuttum mesela bakın alta basarak aldım bir tane daha burayı koydum. Buna tıkladım mesela işte turuncu mesela geldik. Bir sonrakine işte pembe. Bunları da böyle ittirerek renkleri geçirebiliriz böyle sağa sola çekerek mesela. Diyelim sarıyı kapatmak istiyoruz biraz daha. Böyle kapatabiliriz. Yeşili kapatmak istiyoruz diyelim ki. Böyle alabiliriz. Bunları şuradan açıyoruz. Bir kere daha göstereyim. Önce bir dikdörtgen, kare, yuvarlak ne istiyorsanız onu çiziyorsunuz. Ben sayfanın mesela yarısına kadar başka renk yapayım diyelim ki. Ondan sonra buradan bak gradyan ya buradan tıklarsın ya da sağ tarafta burada gradyan aracı var. Buna tıklarsın. Önce buradan bir stil seçiyorsun bak. Mesela burada şeffaftan geçiş var. Burada ortadan çıkıyor. Blok olarak. Burada renkler yan yana. Burada aşağıda işte maviden radyal, mordan radyal geçiş var. Ben şeffaftan geçiş seçtim yukarıda. Fade to black yazıyor. Burada da renkleri seçtim. Birinci rengi. Aradığım renk burada yoksa paleti açabilirim. Böyle bak paletten seçebilirim buradan. Böyle. Aradığım renk yoksa. Opacity değerini yine şeffaflığını düşürebilirim. Bu şekilde. Yine RGB modu seçili olması gerekiyor burada. Bak renklerde de canlı çıksın diye. Sonra direkt tıklıyorsun işte. Buradan seçip buradan da ayarlıyorsun. Ne tarafa doğru gelsin diye. Mesela yeşil biraz daha gelsin. Bak böyle. Bunu da en arkaya gönder diyorsun. Sağ tıkla. En arkaya gönder. Altı yarısında başka bir renk yapalım mesela. O da sağdan sola doğru gelsin. Yani illaki fotoğraf seçmek zorunda da değilsiniz. Buradan gradyanlarla uğraşarak kendiniz de yapabilirsiniz. Bu da mesela tam tersi gelsin. O zaman bunun derecesini ayarlıyoruz ve buradan tıklıyoruz. Soldan sağa gelsin, sağdan sola gelsin. Buradan, buradan da dereceyi ayarladık. Böyle. Sonra yine en alta gönderdik. Sağa tıkladık. En alta gönder. Yani iki tane geçiş yapmış olduk böylece. Bu buradan bir oradan. Tamam mı? Yarısı başka, yarısı başka. Silebiliriz de yine. Hangi tarzda isterseniz. Gradyanlar genelde bu şekilde kullanılıyor. Ya da onlara yarın geleyim ama şimdi bugün onları anlatmayayım. Mesh Tool'da yapabilirsiniz. Sadece şu kadarını göstereyim. Bak Mesh Tool'da şu. Mesela bunu ekledim ya şimdi. İçini doldurmak istiyorum ben bunun. Gradyana doldurmak, gradyana iptal etmek istiyorsam eğer başa tıklayıp rengi seçiyorum. Sonra burada Mesh Tool var. Mesh Tool önce seçim yapıyorsun. Diyorsun ki ben buradan renk eklemek istiyorum. Hangi rengi eklemek istiyorum ama? İşte buradan mesela kırmızı, mor renk eklemek istiyorum bak. Buradan da bir tane eklemek istiyorum. Buradan da bir tane eklemek istiyorum. Sonra bu noktaları tutup bu renkleri kaydırabiliyorsun. Böyle. Mesh Tool'da. Şu Mesh Tool. Şurası. Bir kez daha göstereyim. Sonra boşluğa tıklıyorum. Bak böyle kalıyor. Herhangi bir şekil varken içini önce istediğin renkle dolduruyorsun. Mesela burada işte kırmızımsı bir renk var. Mesh Tool'u tıklıyorsun diyorsun ki ben buradan ışık gelmesini istiyorum. Buna bir kere tıklıyorsun. Sonra rengi seçiyorsun. Beyaz alıyorsun mesela. Beyaz oradan geliyor. Sen sonra bu rengi istediğin biçimde böyle çekip kaydırabiliyorsun buradaki noktalardan. Diyelim ki buradan da beyaz gelsin. Bak buradan da geliyor. Buradan da gelsin. Şuraya da gelsin. Şöyle. Bölüm bölüm her tıkladığımda buralardan renkler geliyor. İşin bitince siyah geç. Tamam mı? Yine oynayabiliyorsun bu noktalarla hepsiyle. Mesh Tool'la. Delete'e bastım. Sildim.